Hillary'in şövalyeleri kimlerdir? Cumhurbaşkanlığı forsu bize ne anlatmaktadır? Hem kılıç kullanan hem de kadim öğretileri sonuna kadar bilen insanlardan oluşan bir yapı. Cumhurbaşkanlığı forsu kim tarafından, neye binaen dizayn edildiği bilinmiyor. 16'lar meselesi. Ya bunlar devletin beyni. 17 sayısı çıkıyor Türk kültüründe. 16 yıldız artı bir güneş. Bozkurt destanında 16 kişi Türklerin ilk şehitleri, Türklerin kurduğu teşkilatların hiçbirisi lağvedilmez. Rönesans'ın tarihini değiştirmek üzere elenmiş. Hilal'in şövalyelerinin bir kitabı var. Rumeli Hisarı'nda çok gizli toplantılar yapılmış. Atatürk toplantılarda bulmuş. Bozkurtlardır ay yıldızı sırtında taşıyan. Hilal'in şövalyelerinden bir kısmı Türkiye'nin kurucuları arasına giriyor. Ya Agarta diye bir kelime kullanılmamış daha önce. Askarta diye bir kelime kullanılmış. Türkiye'nin adını bizzat koyan Odin'dir. Batı'da da bir Türk teşkilatı vardı. İsmi de Hilal'in şövalye. Bunlar sır bilgiler. Yazacağız. Onların da zamanı geliyor. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün Cumhurbaşkanlığı forsundan, Hilal'in şövalyelerinden bahsedeceğiz. Zira Türk ve Türklüğü hamisi olarak hep doğuda bir nokta, Horasan gösterir. Ancak batıda da bir hami vardır. Batıdaki bu hami kimdir? Onu açıklayacak bugün araştırmacı yazar Baran Aydın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Hakan Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizin kaleme aldığınız çok özel bir makale. Hatta kitaba dönüştü değil mi? Hilal'in evet. Şövalyeleri. Kitabımızda bir bölüm oldu. Bir bölüm oldu. Hilal'in şövalyeleri kimlerdir? Cumhurbaşkanlığı forsu bize ne anlatmaktadır? Horasan'ın dışında yine Türk'ün ve Türklüğün hamisi olarak adlandırabileceğimiz batıdaki nokta neresidir, nereye işaret ediyorsunuz? Evet, ilk başta tekrar teşekkür ederim Hakan Bey. Değerli kanalınıza davet ettiğiniz için. Var olun, siz onur verdiniz gelerek. Teşekkür ederiz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı forsu Türkiye'de uzun zaman, mesela şu belgeye bakayım hemen. 1969 yılına kadar, 70 yılına kadar nereden geldi, işte nasıl oluşturuldu vesaire hiç merak edilmemiş. Bunu ilk merak eden isim İbrahim Kafesoğlu ve Kafesoğlu hocanın, Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu çok önemli bir isimdi. Kafesoğlu hocanın bunu merak ettiği dergide işte bunu sormuşlar Kafesoğlu hocaya. Cumhurbaşkanlığı forsu ne manaya geliyor? 16 devlet midir diye soru var ve Kafesoğlu hocanın da bu soruya karşı verdiği cevap: forsun ne zaman yapıldı? Kim tarafından tasarlandı? Bilinmiyorken 16 devleti temsil etme yorumunu bir yorum olarak görün diyor. O zaman diyor, ben de mesela diyor makalenin içeriğinde diyor ki, ben de diyor işte bu şurada 16 devletin Cumhurbaşkanlığı sitesinde, Cumhurbaşkanlığı yayınlarında geçen 16 devletin bazılarını kabul etmem diyor İbrahim Kafesoğlu hocam. Şimdi Cumhurbaşkanlığı forsu 16 değil, işte Kafesoğlu hocam dedi 16 değil 100 devlet kurmuşuz diyor. Niye 16'sını sadece almışız oraya diyor. Bu anlamsız diyor. Ama asıl önemli nokta şu: Cumhurbaşkanlığı forsunun kim tarafından, nasıl, neye binaen dizayn edildiği bilinmiyor. Şimdi biz ilk kez bu konuyu Ay Yıldız Teşkilatı kitabımızı gündeme getirdiğimizde, işte 2016 yılıydı galiba, ilk kez buna bir yorum getirdik, öyle diyeyim. Ama yorum getirirken yine özellikle söylemeliyim ki belgeler üzerinden yorum getirdik. Şimdi bu belgeler nelerdir? Başta onları sıra sıra açıklayalım. İslam Ansiklopedisi, Osmanlı Arması maddesi de şu yazar: Osmanlı'nın İlk yapılan armalara hakkında. Ortada madalyon var denir. Madalyonun çevresinde 16 yıldız var denir. Bu Cumhurbaşkanlığı, bugünkü Cumhurbaşkanlığı sitesinde dahi hala yer almayan bir şey. Osmanlı madalyonlarında 16 yıldızın yer aldığı gerçeği bugün dahi yazmıyor. İki, ortasında 20 şualı. Onlar güneş dememişler, nokta demiş bazı yayınlarda. İşte İslam Antiklopedisi'nde de güneş denmiyor. Nokta diyor. Bir şey bir şekilde yapılmış vesaire.
20 şualı diye bakın. Bilerek söylüyorum. 20 şualı güneş demiş. Bazısı başka bir şey demiş. Şimdi bizim Kenan Evren dönemine kadar Cumhurbaşkanlığı forsumuzun simgesi şöyle. Çevresinde evet 16 yıldız var. Doğru. Bugün de hala 16 yıldız var. Yalnız Kenan Evren döneminde değiştirilmeden Atatürk döneminde kullanılan halindeki durumuyla 20 şualı güneş var ortada. Bakın bu Kafesoğlu Hoca'ya sorulduğu dönem şurada, bunu bakarsanız Hakan Bey, hatta size vereyim şöyle bakın. 20 şualı güneş var orada. 8 tane şua yok güneşte. Yine aynı şekilde bakın 1973 yılında Harita Genel Müdürlüğü 50. yıl armağanı. Küçük bir kitapçık. Şurada orada seçemiyorsanız burada daha rahat seçebilirsiniz. Bakın 10 tane şualı orijinal, onun daha büyük hali. 10 şualı güneş, küçük ve büyük olacak şekilde şualar 20 adet. 20 adet şuası var. Işını var diyelim. Çevresinde ama 16 yıldız korunmuş Allah'tan ki, öyle diyelim. Kenan Evren döneminde değiştirilmesine rağmen. Şimdi biz yaptığımız araştırmaların neticesinde şunu bulduk. Evet, İslam Ansiklopedisi'nde geçiyorsa 16 şualı Osmanlı madalyonu bu ilk nerede kullanılmış, bugün var mıdır diye bir araştırma yaptık. Ve İstanbul'da Nuri Osmaniye Camii'nde bugün gittiğinizde kafanızı kaldırıp o camideki andeme baktığınız zaman madalyonun ortasında 20 şualı güneş ve 16 yıldızı görebilirsiniz. Bunun değiştirilmesini yine diyorum, o dönemin devlet büyükleri bunu gerekli görmüş olabilir. Ama nacizane görüşümü dile getiriyorum. Neden gerekli gördüklerinin belki geçerli sebepleri vardır. Ama nacizane görüşüm değiştirilmese daha iyiydi. Niye? Çünkü hani Atatürk Osmanlı'ya karşıydı, Atatürk kendi tarihini inkar etti diyen grup var ya. En önemli devletin kurumunun, makamının simgesi Osmanlı'dan gelecek şekilde korunarak sembol halinde Cumhuriyet'te devam ettirmiş. Bu devamiyetin devletsel anlamda çok önemli bir durum olduğu için nacizane yapılmasaydı daha iyiydi diye düşünüyorum. Ama tabii belgeler ortada olduğu için bu devamiyet dediğim gibi tarafımızdan ilk defa dile getirildi, söylendi. Manasına gelince, manasını araştırdık ya, 16 sayısı. Devletleri işaret etmiyorsa neyi işaret edebilir? O dönem bu konu hakkında değerli büyüklerimin yazıları vardı. İşte Deruni Devlet, Oktan Keleş'in Deruni Devlet kitabında. Selam olsun Oktan Keleş'e burada. Deruni Devlet kitabında 16'lar vardı mesela. İşte 16'lardan ilk, işte şu anda bazı arkadaşların bu işi cıvıtıp işte Aksakallılar varmış, bilmem işte Aksaçlılar varmış, devlet içinde mücadele falan varmış diye böyle bizim gülerek dinlediğimiz bazı arkadaşların bilmediği, devleti bilmeyen arkadaşların zannettiği gibi olmayan olaylar var. Bunlar ne? 16'lar meselesi. Ya bunlar devletin beyni. Ha dedik, işte bakın böyle böyle işte bu olabilir vesaire. Daha sonrasında bir de belgelere bakmak istedik. Hani belgelerde, tarihsel anlamda belgelerde ne olabilir bunun hakkında? O bizim kadim kaynaklarımıza ilk bakışa bakalım dedik. Göktürklerin metnini inceledik. Bu metinde, Göktürklerin metninde 16, şimdi bir de güneş olunca işin içine bir 17 sayısı çıkıyor. 16 artı 1 şeklinde 17 sayısı çıkıyor Türk kültüründe. 16 yıldız artı 1 güneş. Ya da işte lider, ya da işte ne dersin. Şimdi birazdan söyleyeceğim neler oldu. 16 artı 1 şeklinde çıkan yapıda 17 sayısı Türklük'te, bu 17 sayısının bir karşılığı var mı? Belgelerden baktık. İlk karşımıza var çıkan mı? Var. Göktürk metinlerinde diyor ki Türk tanrısı İlbilge Katun, annemi ve babamı kısaca anlatayım. Annemi ve babamı yukarıya yükseltti. Yukarıya yükseltince geri gelişleri oluyor bunların. 17 erle, aynen ifade bu, 17 erle geri geldiler ve devleti kurdular deniyor. 17 kişiden bahsediyor. Daha sonra tabii bu ilgimi çekti benim. Bu 17 sayısı bak bu metinde varsa bunun daha bir köksel yapısı olabilir deyip araştırdığımızda çok daha ilginç bir şey çıktı. Meşhur Bozkurt Destanı. Evet. Bozkurt Destanı'nda
bir kardeş vardır. Sağ kalan, hani kurtulan meşhur Bozkurt'un büyüttüğü çocuk. Öncesinde bu bir kardeşin 16 tane büyük kardeşi var. Abisi var. Abisi var. 16 abi öldürülüyor. 16 katlediliyor. Abi katlediliyor. Daha doğrusu şehit ediliyor 16 abi. Ve bunun neticesinde oradan bir işte Bozkurt o bir kişiyi, bir çocuğu en küçük olanı kaldırıyor, işte emzire vesaire. Bunlar tabii yine söylerim ya, alegorik anlatımlar. Orada başka işler var. Dediğim gibi bunlar da zamanı geliyor. Bunları da yazıyor. Şimdi hemen bunu alırlar biliyoruz. Ama çok farklı bir şey var. Bozkurt'un onu büyütmesi, işte 16 kişinin orada şehit edilmesinin anlamı bu şekilde yazılmış. Çünkü vatan, millet bilinci vesaire diri tutulması için, ama onun bir de batini anlamı da var. Daha derinlerde olan bir anlamı. Öncelikle bu 17 kardeş kim ve kimleri temsil ediyor? Tabii biz bir tanım yapıyoruz. İlk şehitleri Türkler. 16 Bozkurt destanında 16 kişi, 16 yıldız Türklerin ilk şehitleri. O bir kişi de devleti kuran, Bozkurt tarafından yön verilen, büyütülen lideri tanımlıyor. Burada daha da işin derin kısmı var. İslam tarihine geldiğimizde İslam peygamberinin, Peygamber Efendimizin en yakınları, Kur'an'da bir ayetle geçen, bunu da buradan açıklamış olalım, zikir ehlinden sorun diye bir ayet vardır Kur'an'da. Burada Ehl-i Beyt'ten bahseder. Kerbela'da yaşanan vahim olayı anlatan o dönemin kaynaklarıyla Fuzuli, meşhur şairimiz Fuzuli var. Fuzuli'nin Kerbela adlı bir kitabı var. Bu Türkçe'ye çevrildi. Biz bunun kaynaklarını yazdık. Fuzuli diyor ki, Kerbela'da yaşanan vahim hadisede 16 kişi şehit oldu. Ve bu 16 kişiden virgül koyuyor, 16 inci diye bahsediyor. Bakın bugüne kadar Fuzuli'nin dışında bunu dile getiren yok. Peki bizim tarihsel kaynaklara göre bu vahim hadiseden, yobazların yaptığı bu vahşice hadisenin sonucunda bildiğimiz bir isim var. Bu buradan kurtulan da demeyeyim aslında. Türk alperenleri tarafından kurtarılan diyelim. Çünkü bu olayın hemen ardından yine kaynaklara Orasan'dan yola çıkıp olay Zeynel yerine gelip Zeynel Abidin Efendimiz oradan alınıyor ve götürülüyor. Alperenler tarafı zaten o Horasan'dan daha sonra işte Emevi zihniyetini yıkan Abbasiler ilk başta gerçekten bir Türk zihniyetiyle kurulmuş bir devletken tabii sonra buraya çekildiklerinde onlar da sonrasında bozuluyor. Ama Emevileri yıkan o Horasan'da atılan tohumdur Zeynel Abidin. Zeynel Abidin, gelelim karşılaştırma yapıyorum bakın şu an. 16 kişi şehit olmuştu. Bir kişi kurtulmuştu. Bir kişi kurtulmuştu. Kerbela hadisesini yazan Fuzuli diyor ki 16 inci diye onlara. Çünkü Kur'an'da diyor ki onlara ölüler demeyiniz. Bunlar bilakis diridirler. Yine 16 kişi şehit ediliyor. Zeynel Abidin bir kişi kurtuluyor. Neyle uyuşuyor bu anlattığım hadise? Biliyorsunuz bizim teşkilatımız var İslam tarihinde. Fütüvvet. Fütüvvet diye bir teşkilatımız var. Çok önemli bir teşkilat. Fütüvvet nameler var, işte bütün aklınıza gelen büyükler fütüvvet teşkilatıyla ilintilidir, ilişkilidir. Muhittin İbn Arabi dahil. Fütüvvet teşkilatının kuruluş şeyleri, Abdülkadir Gölpınarlı Hoca bu konuda çok güzel makaleleri var. Kuruluş şeylerine bakıyoruz fütüvvet teşkilatının. Fütüvvetin başı kim? Hazreti Ali. Peygamber Efendimiz zamanında Hazreti Ali. Hazreti Ali kaynaklarda geçen ifadeyle 16 kişiye beline fütüvvet teşkilatına giriş merasiminde şey bağlıyor, şet bağlıyor. Kuşak bağlıyor. Kuşak bağlıyor 16 kişiye. Bu 16 kişi zaten o Kerbela'daki hadisede şehit edilenler. Sonrasında işte o diri kalan bir kişi tarafından, Zeynel abinin tarafından bu teşkilat devam ettiriliyor. Ve bütün bu şeylerde, bütün bu tarihsel sürece baktığımızda Bektaşilik'te olsun, işte Fütüvvet Teşkilatı, Ahi Teşkilatı, Zanaatkar 17 sayısının büyük bir önemi var. Buna kaynaklarla yazdığımız için böyle kaba taslak geçiyorum. 17 sayısının büyük önemi var. Dolayısıyla iş buraya gelince bir karşılaştırma yaparsak
Kerbela hadisesinde yaşanan olayla Bozkurt destanında yaşanan olay birebir aynı olmuş oluyor bu durumda. Şimdi biz niye Cumhurbaşkanlığı forsunun anlamını buralarda bulmayalım? Bunlar bizim kültürümüz değil mi? Bunlar başka yerden mi indi? Uzaydan mı çıktı geldi de indiler buraya ya? Niye hala yazmaz? Ya biz şey de istemiyoruz şimdi, yanlış anlaşılmasın. Ya biz yazdık falan. Ya kardeşim yazmayın. İsimle yazmayın, kitapla yazmayın. Hiçbir şey. Bu devletin şey, yazın buna ama artık. Bir oraya insanlar girip baktığında o kadar uçuk anlamlar, ya bu kadar zorlama anlam yazıyor ki sitede şu an. Cumhurbaşkanlığının sitesinde. Ya işte force bilmem nerede 16 şua kullanılmış, işte bilen mi 20 tane, işte bu Barbaros'un sancağından mıdır, ondan mıdır? Ya kardeşim bu kadar net bir şey var ya, söylüyoruz bunu. Bizi de söylemeyin, bizi de geçin. Bizle alakası yok. Kitabı da yazmıyor. Bu devletin malı. Alın bunu koyun. Gençler bilsin. Fütüvet diye bir teşkilatı var. Bunlar böyle böyle. Bozkurt diye bir destanın var. Bozkurt destanında 16 kişi şehit olmuş. Zahiri anlamdaki açıklamasını bakın. Bu işin diğer tarafındaki açıklamasını geçmeye gerek yok. Çünkü daha işte ilk programa atıf yapacak. Zahir batın birlikteliği lazım mı? Şimdi insanlar ilk başta zahiren bu konunun derinliğini sindiremeden niye batınına baksın? Bu o yüzden ben bu kadarlık açıklamayla geliyorum. Bunun Hilal'in şövalyeleriyle bağlantısı. Ha. Ve Hilal'in şövalyeleri kim? Konuya buradan devam ediyoruz. Lütfen. Şimdi bakın, bu teşkilat, fütüvet teşkilatı nasıl ki Bozkurt destanında 16 kişi şehit oluyorsa, o destandaki şehit olan kişiler, Bozkurt'taki şehit olan kişilerden sonra da bir yapılanma var. Devam ediyor bu yapılanma. Yani buradan aşağıya iniyorlar. Evet, İslam'la tanışıyorlar vesaire. Hazreti Ali bağlantısıyla bu teşkilat devam ediyor alt koldan, ama bir de üst koldan batıya giden bu teşkilatın yapısı var. Bu yapıyı şimdi anlatalım. Bakın bunu da dediğim gibi biz ilk defa yayınladık. Hilal'in şövalyeleri, daha doğru ifadeyle söyleyeyim, tam ifadesiyle söyleyeyim onları. Bakın burada onların belgesi. Şimdi kafamızdan atmıyoruz Hilal'in şövalyeleri diye bir isim vermiyoruz bunlara. Ne bu? 1805 yılına ait askeri sözlük. Değil mi? Askeri sözlük en ünlü, dünyanın en ünlü 3 askeri sözlüğünden birisi bu. Tamam mı? Burada bir madde var. Neymiş bu madde? Order of the Crescent. Hani var ya Order of the Temple, tapınak, şövalyeler diye çeviriyor. Aslı tarikattır bunların. Orada tarikatın karşılığıdır da. Onların kılıçlı koluna demişler işte, hemen tapınak şövalyeleri diye. Bu da ben Hilal'in şövalyeleri diye bilerek lanse ettik. Aslı Hilal tarikatıdır. Bakın ne yazıyor burada? İkinci Mehmet'in kurduğu, bu belgede ikinci Mehmet'in kurduğu deniyor, teşkilat. Şimdi bizde bu konuyla... Hilal'in şövalyeleri ne? İkinci Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet. Mehmet'in kurduğunu bir en önemli askeri 3 sözcükten biri söylemiş. Hı hı. Hilal'in şövalyeleri aldığı grubu bir araya getiren Fatih Sultan Mehmet. Şimdi şu var. Burada diyorum ya hani bazen kendi kendimizi... Doğru ifade ettim değil mi? Kendi kendimizi yanlışlar hale geliyoruz ya. Hani acaba böyle bir şey mi? Bunun ayrıntıları var. Şimdi bakın demin ne dedim? Ta Bozkurt döneminden gelen bir teşkilat. O zaman neden Fatih Sultan Mehmet kurdu deniyor? Evet. Yani çünkü o zaman zahir olmuşlar. Bunun da belgeleri var. Bunun da ayrıntıları var. Bunun ayrıntılarını ben kardeşim Ozan Aydın'a havale ettim. O detayıyla yazacak. Ve bazı Türkiye'deki işte ilk programa atıf yapayım. Profesörler, iletişime geçen bizimle profesörlerin kaynaklarıyla böyle bir yapının Fatih'ten önce de var bunlar ve Türklük'te bağlantıları kurulur. Fatih'ten önce adı Fütüvvet. Hayır. Yine Hilal'in şövalyeleri. Ha, Order of the Hilal. Yine. Kraliçen. Yine Hilal'in şövalyeleri. İlk kurulduğu yer Horasan ama. İlk kurul, temelin çekirdeğin geldiği yer. Horasan. Sonra İstanbul'a geliyor. Sonra batıya gidiyor. İstanbul'a değil. Batıya gidiyor. Bizzat Fransa'ya gidiyor. Yani Fransa'ya gidiyor. Şimdi vereceğiz işte isimleri. Fransa'ya gidiyor bunlar. Fransa'da varlar. Bunlar örgütlenmiş hale Fatih ile beraber zahire çıkıyor bu teşkilat. İş yapmaya başlıyor daha doğrusu.
Yani onu bilmek için aslında şunu demek lazım. Türklerin kurduğu teşkilatların hiçbirisi lağvedilmez. Bak bunlar işte bilinmeyen, bizim büyüklerimizden duyduğumuz laflardır bunlar. Lağvedilmez. Ne olur? Uykuya yatar. Bunlar uykudayken, kısaca söylediğim, uyandırılıyor. Kim tarafından? Bunlara layık bir liderin geldiğini görüyorlar. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet, yani o işte zaten ona layık lider olmayacak da zaten kim olacak yani derdinden. Böyle bir isim geliyor. Fatih Sultan Mehmet. Ondan dolayı böyle deniliyor. İşte bu onunla zahir olunca Fatih Sultan Mehmet kurdu deniliyor. Hilal Şoray neler yapıyor? En önemli şey bu. Hilal Şoray o devamiyetin dediğim gibi bakın devamiyetin yok olmaz. Yok olmuyor dedi. O yüzden kardeşine aktarıyor. Tarihte yaptıkları şeyler çok önemli. Yani. Şimdi bakın bu Rönesans'ın tarihini değiştirmek üzerelermiş. Bunu anlatacağım belgelerle. Lütfen. Rönesans'ta iki grup beliriyor. Kısa ve öz anlatacağım yine. Şimdi bir gelenek geliyor. Marsilio Ficino, Mirandola, Agrippa, Giordano Bruno. Bu bir gelenek. Bunlar kendi içlerinde Hermetizm denen öğretiyi kendi içlerinde bazısı farklı yorumluyor. Bazısı daha dinsel yorumluyor. Bazısı daha doğaya ait bir şekilde yoruluyor. Ama temellerinde bunların Hermetizm diye bir öğreti var. Ziyadesiyle çünkü 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden hemen önce Harran'da bulunan bir kitap önce İstanbul'a ardından Makedonya'ya götürülüyor. Bu kitap hermetik bilgilerin içeriğini oluşturan Hermes'e ait ve Medici ailesine ait kişiler bu kitabı Makedonya'da ele geçirip Floransa'ya getiriyorlar ve gerçekten bu bilgiler Rönesans'ı kıvılcım oluyor. Bu bilgileri ilk çeviren isim Marcellino Ficino. Kitabın ismi Picatrix. Gelen kitabın ismi. Şimdi Rönesans'ın dediniz ya Rönesans'ın şeyi oluyor kıvılcımı oluyor gerçekten. Ama bakın Türk incelikler bilinmediği için maalesef şimdi anlatacağım şeye göre Rönesans'ın kıvılcımı bizim bildiğimiz akılcı bilmem ne falan tam tersi olmuyor. Bu öğreti söndürülüyor. Bu gelenekte dediğim gibi bazısı öyle anlamış, bazısı Giordano Bruno daha farklı anlamış. Mirandola daha çok işte Kavala gibi şeye işin içine sokmuş, Hermes'le füzyon yapmış vesaire. Bunlar bu zihniyete gelen bir gelenek. Bir de bunların karşısında bir grup var. Kim bunlar? Descartes, Spinoza. Bunların algısına baktığınızda ne var bunların algısında? Mekanik evren tasarımı. Yani Rönesans'a ne yapmış İlhan Şövalyelerine geleceğim. O yüzden anlatıyorum. Bir tarafta evrenin tamamen mekanik çarklarla böyle dönen bir yapı olduğunu söyleyen kişiler var. Galileo da bunlardan biri. Bilinmiyor. Galileo mesela parantez açıp kitap yazmış. Dante'nin cehennemi üzerine. Ne diyor biliyor musunuz? Ben ölçtüm Dante'nin dediklerini ölçtüm tarttım. Türkçe'ye çevrildi bu kitap. Şu kadarcık bir şey. Ölçtüm tarttım. Cehennem böyle bir şey. Yani çünkü mekanik evren olduğu için diyor ki ölçülerini verirsen ben sana cehennemin mimarisini de yaparım. Rahmaniyetten uzaklar çünkü yani değil işte, mi? Tabii ki de. Mekanik bir algı var burada. Çak 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 tarz, çarklarla çevriliyor. Şimdi karşı taraftakiler Rin temel şeyi algısı şu. Özellikle bu algıyı oluşturan isim Bruno. Bruno'dan öncesine baktığımızda bu zihniyet yok. Ya da dile getirilmiyor. Varsa bile bakın. Dile getirilmiyor. Yine söylüyorum. Yani Bruno tarafından dile getiriliyor. Ne bu? Evren canlıdır. Atomlarına kadar atomların dahi bilinci vardır. En küçük yapı taşına kadar bilinci vardır. Bruno diyor ki bu evren canlıysa sonsuz evrenler var. Bu sonsuz evrenlerden dolayı dünya dışında her yerde yaşam var. Vesaire vesaire. Yani bir mekanik evren tasarımı, diğeri Bruno'da diyor ki canlı bir evren tasarımı var. Şimdi ama püf noktası şimdi anlatacağım şey. Şimdi Bruno bunu hermetik kitaplardan şuradan buradan
aldığını söylemiyor işin ilginç yanı. Bir isim veriyor. Aynı veren bir isim daha var mesela. Thomas Campanella. Hem Bruno hem Campanella iki isim veriyor. Şimdi bir isim veriyor. Aynı isim. Diyorlar ki bunun biz bundan duyduk bu evrenin canlılığı meselesini. Kim bu ismin isimliği sorarsa Telesio. Bernardino Telesio diye bir isim. Ve bu bugün Türkçe'de ne yazık ki tek makale yok bu adam işte. Tek makale yok bak. Evrenin canlı olduğunu, canlı bir varlık olduğunu, atomların bilinçli olduğunu, evrenin sadece verilerle anlaşılamayacağını, verisel bir şeyi analojik düşünceyle evrenin belli bir kısmını anlayabileceğimizi, diğer kısmının analojik düşüncenin de ötesinde bambaşka ilahi bir şekilde anlaşılacağını söyleyen bir isim var. Bernardino Telesio. Bernardino Telesio'nun Hilal'in şövalyeleriyle bağı ne? Bernardino Telesio gibi bir isim var dediğim gibi. Türkçe'de hiçbir şekilde bunun hakkında makale yok. Ya Bruno diyor ki Campanella, ben diyor bunu Telesio'da ya biz bunu borçluyuz. Hatta gözleme dayalı bu modern fiziğin gözleme dayalı şeyini bile ilk kez dile getirendir Bernardino Telesio. Diyor ki verilere bakın. Ondan önce veriye bakın diyen yok. Verilerle ilgilenen yok ondan önce. Skolastik düşünce. O yüzden hatta Bruno diyor ki ilklerin ilkidir bu Telesio'ya. Yani ilklerin ilki ünvanını veren Telesio. Peki kısaca anlatalım. Hilal'in şövalyeleriyle Bernardino Telesio'nun ilişkisine. Bakın o dönem ne dedik? Bunlar Rönesans'a yön verdi dedik değil mi? Hilal'in şövalyelerini. Hilal'in şövalyelerinin bir mottosu var o dönem. Her şövalyelik tarikatının mottosu vardır. Bu şövalyelik tarikatının merkezi neresi ve kim bunlar? Şövalyelik tarikatının Hilal'in şövalyelerinin merkezi yok. Avrupa'da tüm merkezlerden ağırlıklı merkezi diye sorarsanız o zaman Fransa der. Fransa'da var. Hatta Fransa'da biz Balzac'ın bir kitabını yayınlamıştık. İkinci Henry'nin karısına dahi etki ediyorlar. Bu şövalyeler Hristiyan mı? Şimdi ilk programımıza atfedeceğim. Bu şövalyeler Hristiyan değil. Bu şövalyeler tabiat dinini bizzat orada yaşayanlar. Bizzat tabiat dinini Oğuz Kağan ismiyle kullanmayıp o din diye kullananlar. Türk'ün ilk dinini. İlk dinini bunlar tabiat dinini kullanan insanlar. Ve bakın bir yazı yazdım 16 yıldızda. Kayıp Oğuznamenin sırrı diye. Burada bir kitaptan bahsettik. Hilal'in şövalyelerinin bir kitabı var. Biz bazı şeyleri yazılarımızın arasına serpiştirdiğimiz zaman bilerek, isteyerek serpiştiriyoruz. İddia ediyoruz ki bekliyoruz ki ya birisi diyorsun ki kardeşim sen böyle bir şey demiştin. Böyle bu nerede desin diye bekliyoruz. Tabii diyen çıkmadığı için biz de zamanını bekliyoruz ki birazcık şey ya sonra yayınlayalım biraz daha dursun. Ya bu kısacası şu, bunların bir de kitabı var elinde. Bilinçlendiği. Yani Picatrix var ama Picellius'tan gelen Picatrix, bunun da ismi var. Bakın iddia ediyorum ismi var. Ne bu kitabın adı? Bu kitabın ismini biz yazacağız. O yüzden dediğim gibi burada sırlayalım. Burada sırlayalım. İşte sırsa işte bu sır. İsmi cismi her şeyi var. Bu kitapta yazılan. Bu adamların anayasası bu kitap. Tabii ki de yani bunların yani nasılsa işte hermetik öğreti Picatrix'e yayıldıysa bunlar da bir düşünceyi yayıyorlar. Yani görevleri bu. Rönesans'a yön vermek. Telesio'ya geri döneyim. Bernardino Telesio. Hilal'in şövalyeleriyle, Hilal tarikatı ile ilişkisine. Bakın Bernardino Telesio'nun bu İtalyanca bir kitap. İtalyan akademilerini anlatıyor. İtalya'da bu iki cilti, bu ikinci cildi. İtalyan akademilerini anlatıyor. Telesio'nun akademisini bakın şurada gösterelim. Siz de bakarsınız Hakan Bey sonra. Tabii ki. Lütfen size ekleyin. Telesio'nun akademisinin bir mottosu var. Tamam. Neymiş? Şimdi bu motto burada kalsın. Demin ne dedik? Her şövalyelik tarikatının Avrupa'da bir mottosu var dedik değil mi? Tapınak şövalyelerinin mottosu mesela bir paranın üzerinde yazar. Hilal'in şövalyelerinin mottosunu söylüyorum. Donec totum impleat orbem. Bunu ilk kez dile getirdik biz. Ne demek? Tekrar tüm cihanı kaplayana kadar. Bunun Latince tercümesini de söyleyeyim. Şimdi bakın parantez açalım buraya. O arkadaşların bizden nasıl çaldıklarını
Nın acı bir şeyi bu örneği. Şimdi bunu ben Donec Totum Imperator, ben Türkiye'nin en önemli Latince uzmanlarından birisine sordum. Yazıyı yazmadan. Bakın mailleşmelerim duruyor. Onun çevirisiyle o dedi ki ya tekrar o tekrar kelimesini oraya getirmek olabilir dedi, olmayabilir. Siz nasıl tercih edersiniz ama gelme anlamı olur mu dedim ben de. Bilimsel bir şey sonuçta yani, değil mi? Bir şey kanıtlı yazacağız. Gelme anlamı olabilir mi? Tekrar kelimesini kullanabilir miyim? Size bırakıyorum tercihi. Kullanabilirsiniz dedim. Ya mailleşmelerimiz duruyor. Ve ben böyle yazdım. Tekrar tüm cihanı kaplayana kadar dedim. Bu arkadaşlar normalde bu Latince uzmanının bana bıraktığı şey şeklinde anlatıyorlar şimdi anlatan. Tekrar tüm cihanı kaplayana. Ya kardeşim yani gülünecek bir şey yapıyorlar hakikaten ya. Donec Totum Imperator Mem. Hilal'in şövalyelerinin mottosu, geliyoruz Teresio'ya. Teresio'nun akademiye verdiği, akademisinde kullandığı motto. Neymiş? Donec Totum Imperator Mem. Evet, birebir aynı. O kitapta Hilal'in Şövalyelerin kitabındaki bilgiler Teresio'ya aktarılmıştır. Teresio evrenin canlı olduğu fikrini ilk kez dile getiren o dönem Rönesans'ın insanıdır. Rönesans'ta Bruno'nun ilklerini iki dediği adamı Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu teşkilat yönlendirmiştir. Rönesans'a yön vermektir bu. O fakat zaman direkt Fatih Sultan Mehmet Rönesans'a yön verdi. Tabii ki bunu işte anlatmak lazım aslında. Bakın siz sizin tecrübeniz, birikiminiz olduğu için ben başka yerlerde bunları anlattığım zaman ya ağzını açıp böyle bakıyor. Acaba bu ne diyor diye bakıyor yani. Sizin birikiminiz olduğu için hemen bir şey yaptınız. İlişki. Evet böyle Fatih Sultan Mehmet Türk hükümdarı Rönesans'a yön verdi. O yüzden Bruno'yu yakıyorlar. Teresio'nun fikirlerini aldı diye. Bruno yakılıyor. Teresio'nun fikirleri de ama dediğim gibi kökleri var. İşte Türk kültüründe Türklerin o tabiat dini denen, ilk programa atıf yapayım, Atatürk'ün o tabiat dini denen şey, tabiat canlı varlıktır. Niye? Nefs dedik ya kardeşiz diye. Tabiatta insan kardeş. O yüzden Hilal'in şövalyeleri ne yapıyor? Teresio'ya yön veriyor. Daha sonra 2. Henry'nin karısı Diana var. Ona yön veriyorlar. Bütün 2. Henry'nin sembollerine baktığınız zaman Fransız kralı. Fransız kralı 2. Henry'nin kullandığı motto Donec Totum Imperator Mem'dir. Kullandığı sembol iç içe geçmiş 3 hilaldir. Şimdi yeri teşkilatın sembolü. Teşkilatın sembolü. Tabii yeri gelmişken bakın biz teşkilatın sembolünü vesaire bir kullanıyoruz ama şöyle göstereyim. Bu bir haritadır. Şu haritadır. Bu açıldığında sizden benim şu 2,5 metrelik aynen, bir, öyle bir harita İstanbul haritası. Kat açılın İstanbul haritası. Bakın İstanbul'da haritada 3 yerde hilal konmuş. Nerelere konmuş? 1 Ayasofya. Bakın Ayasofya ile ilgili Atatürk ve Ayasofya ile ilgili bir yazı yazacağız. Genel bilinen kanının aksine yazı, hatta onun da belgesi bakın şurada. Şöyle göstereyim. Şimdi çalışıyoruz. Ayasofya buradan bu kitaptan sonra bu Ayasofya'yla aman ismini söylemeyin rica edeyim Hakan Bey. Şimdi çünkü hemen onda şey işlemi yapılır. Ayasofya ile ilgili bütün yazılanların değişeceği hani şey mevzusu geçiyor. Atatürk'ün imzası sahte deniyor. Atatürk Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinde. Ya Atatürk bilseydi müzeye çevrilmezdi deniyor ya. Bu durumla alakalı diyelim. Klasik üstünü kapatarak. Bu konuyla alakalı. Şimdi niye araştırdık Ayasofya'nın bu işini? Bundan dolayı. Burada 3 yerde hilal var. Bak birini söylemiyorum bile, söyleyemiyorum. Daha doğrusu onunla daha başka bir araştırmamız var, şu an devam edelim. Biri Ayasofya. İkinci şeyle ilgili yazı yazdık. Onu da çaldılar. Şimdi nasıl çaldı? O nerede? O hilaller nerede? O ikinci hilalin yerini söyleyeyim. Rumelihisar'ı. Biz 16yıldız.com'da Rumelihisar ile ilgili yazı yazdık. TBMM'nin sırrı hilafet diye. Tamam mı? Klasik hilafet anlayışı olarak hemen algılanmasın. O yazıya atfediyorum ki açıp baksınlar. Zülkarneyn'den bahsettik. Orada halefelik, imamlık makamının üstünde bir makam bu. Zülkarneyn makamından vesaire bahsettik. Parantezi kapatayım. Orada şu ifadeyi geçirdim ben Rumeli Hisarı ile ilgili. Kitabımda da geçirdim. Muzaffer Bozok var. Salih Bozok'un oğlu. Fatih Altaylı.
bir gün kaynak gösterdiğim için veriyorum. Bakın biz kaynakla çalışıyoruz. Bu konuda evet, bile hemen evet, kaynağını veriyorum. Evet. Fatih Altaylı Muzaffer Bozok'la ilgili bir gün teke tek de dedi ki ben hangi program olduğunu aldım. Muzaffer Bozok bana demişti ki Rumeli Hisarı'nda çok gizli toplantılar yapılmış. Atatürk toplantılarda bulunmuş. Dedi bakın bunu aldık kaynağını verdik. Rumeli Hisarı teşkilat için çok önemli bir yer. Daha sonrasında Rumeli Hisarı'nın yazını da yazdım. 16 yıldızdaki yazı da yazdık. Rumeli Hisarı'nın mimarisi Kurtbaşı. Ve bu yazıda şunu kullandık. Dedik ki Kurtbaşı sembolü çok önemli isimler tarafından, bu Bozkurt sembolü daha doğrusu, çok önemli isimler tarafından Türk tarihinde kullanılır. Gizli kullanılır, açık kullanılır. Çok ama az sayıdadır bunlar. Bunlardan biri de Fatih Sultan Mehmet. Kurtbaşlı, Bozkurt'u kullanan Fatih Sultan Mehmet'tir dedik. Şimdi bakıyorum arkadaşlar Bozkurt, kurt saçlı şeyi açıyorlar. Sancak mancak açmaya başlamışlar. Ya kardeşim yazıyı yazdık. İlk kez yazan biziz. 2 sene, 3 sene olmuş bu yazının üzerine gidiyor. Arkadaş elinde kurtbaşlı sancağı açma şey zannediyor. Kurtbaşlı sancağı böyle vurarak açılacağını zannediyor. Bak mantığa bakın. Yani çok üzülünecek bir durum. Benden yaşça büyük oldukları için ben isim o yüzden de vermiyorum. Ama dediğim ilk programa atıf yapıyorum. Hukuki bir süreç başlayacak bu arkadaşlar için. Kurtbaşlı sancak açıyor arkadaş. Ya öyle değil. Kurtbaşlı sancağı açman için Rumeli Hisarı'nı yapıp İstanbul'u fethetmen lazım. Oğlum diyeceğim adama ya. Bunu yapman lazım. Nereye, ne yapıyorsun sen? Nereyi fethediyorsun? İstanbul bizde zaten. Bozkurtlardır ay yıldızı sırtında taşıyan. Bak ne demek bu? Bozkurtların ay yıldızı sırtında taşıması. Konudan konuya geçeceğiz ama derinliğini anlamaları için izleyicilerin, sizin programınız buna müsait olduğu için derinliğini anlatmak için. Bozkurtlardır ay yıldızı sırtında taşıyan. Bir arma yazısı yazdık biz bakın. Türk atanın sırrı diye. Burada Türklerin armasında bir bozkurt var. 1925'te çizilen arma. Arma yarışması oluyor. Bir Atatürk arma istiyor ve çizdiriliyor. Bir bozkurt var. Bozkurt sırtında ay yıldızı taşıyor. Ay yıldızının üstünde meşale var. Tamam mı? Konu bu. Bozkurtlardır ay yıldızı sırtında taşıyan. Bak kullandığım ifade. Tekrar söylüyorum. Şimdi Türk tarihinde ilk kez şu anda söyleyeceğim. Bunu daha önce hiçbir yerde söylemedim. Türk tarihinde, Cumhuriyet tarihinde diyeyim. Kaç tane mareşal var? İki. Atatürk. Çakmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Fevzi Çakmak. İki mareşal var. Mareşallik simgesi nedir Türkiye'de? Hiç konuşulmuyor bunlar. Atatürk değiştirmiş. 23'te mareşallik omzunda taşıyacak şeyi Atatürk değiştirmiş. Hani ilk kez bunları dile getiriyoruz. İşte konunun bir cümle atıyoruz yazılarımızda. Derinliği burada. Öyle kurtbaşlı sancak falan olmaz bu işler yani. Kendisine gelsin herkes. Nedir o sembol? Ay yıldız. Ne dedik? Armstrong. Atatürk'e ne diyordu? Bozkurt. Niye Bozkurt diyor? Ulan bu istihbaratın dibine vurmuş bir adam Armstrong. Niye Atatürk'e Bozkurt diyor? Neyini biliyor? Hatta bakın buraya geldiğimde gözüme çarpmıştı kitaplığımızdaki kitap. Armstrong Mustafa Kemal'e Bozkurt dediği kitap ve bu kitap Atatürk'ün isteğiyle yayılması, Atatürk'e içinde olmayan şeyler var Atatürk değil. Ama Atatürk yayınlansın diyor. Ya bu bile sadece bir yazı konusu. Bakın yayınlansın demesi bile bir yazı konusu da. İşte diyorum ya çalışmalarınız devam ediyor. Susuyoruz. Ne demiştik? Bozkurtlardır ay yıldızı omuzlarında taşıyan bir arma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arması Bozkurt sırtında ay yıldız taşıyor. Atatürk 23'te mareşal, iki mareşal. Yani bu durumda şu çıkıyor yalnız. Bakın onu da ifade edelim. Bir Bozkurt yok, iki Bozkurt var. Mareşal Fevzi Çakmak da Bozkurt. İşte o da ay yıldızı taşıyor omuzunda. Niye mesela, çok parantez açtık ama bir daha açayım parantezi. Niye mesela Fevzi Çakmak? İşte bu Hilali Şövalyeleri Türklük'teki bu şey nasıl gittiğini anlatmak için bir şey anlatmıyorum. Niye? Yani ben açık söyleyeyim. Şimdi o dönem için askerden, bürokrattan bir sürü isim olabilir. Atatürk'ün şeyini devam ettirecek.
çizgisini devam ettirebilecek. Bir de Atatürk biliyorsunuz askerin siyasete karışmasını istemiyor. O dönem Balkan Paktı var, Sadabat Paktı var, bunlar kurulmuş. Çok tehlikeli bir Hitler süreci var. İkinci Dünya Savaşı çıktı çıkacak. Adam diyor ki kendinden sonra siyasetin içine çekiyorum. Fevzi Çakmak olsun. Bakın bu bilinçli bir hamledir ama bu bilincin içerisinde bir işte bu kanalın şeyi de söyleyelim, ezoterik bir zihniyeti vardır Atatürk'ün. Hani Atatürk'ün çok değerli kitaplar yazıyorlar işte Atatürk'ün bu yönüyle alakalı. Ama Atatürk'ün bu örneğinin bilinmesi işte bu derinliklere bağlı, bunların bilinmesine bağlı. Bile isteye Fevzi Çakmak seçmiyor Atatürk. Bir plan doğrultusunda. İşte şu planı yaptım, Fevzi Çakmak şundan dolayı bu böyle bir şey değil. Niye biliyor musunuz? Büyük taarruz gecesi aynı rüyayı gördükleri için. Bakın bu da bilinmez. Bu bir Türk öğretisidir. Bir pir, Melami Pir yerine geçirecekse birisini, kendi fi tarihinde gördüğü bir rüyayı o fi kişi de gördüyse onu oraya geçirir. Bunlar sır bilgiler. Yazacağız. Onların da zamanı geliyor. Atatürk, Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Muhammed'i Fevzi Çakmak'la aynı gün, aynı gece rüyasında görmüştür. Bunu da yazdı. Kaynakları var bile bunların. Anlatan Ali Çavuş var. Hatıratında Ali Çavuş bunu anlatmış. Bir gün Gazi Mustafa Kemal rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki rüyada, Mustafa korkma kazanacaksın. Atatürk de şunu düşünüyor. Diyor ki kim var burada? İki tane Mustafa var. Mustafa Fevzi ve Mustafa Kemal. Daha sonrasında Ali Çavuş diye bir çavuşu var. Acil koduyla Fevzi Çakmak'a çağırıyor. Onun aracılığıyla? Onun aracılığıyla çağırıyor. Fevzi Çakmak geliyor diyor ki hayırdır paşam. Ona beyaz bir kağıt uzatıyor. Diyor ki paşam bugün gördüğün rüyayı varsa yani o anlamda söylüyor. Gördüğün rüya varsa kağıda yaz diyor. Kendisi de aynı anda aynı şeyi yazıyor. Başka bir kağıda gördüğü rüya. Başka bir kağıda gördüğü rüya yazıyor. Fevzi Çakmak kağıdı gösteriyor. Atatürk de ona kağıdı gösterince ikisi aynı rüyayı görmüşler. Anlatabiliyor muyum? Yani Türk devletinde liderlik bu şekilde aktarılır. Ne yazıyor kağıtta? Mustafa korkma kazanacaksın. Fevzi Çakmak da Peygamber Efendimiz'i görmüş rüyasında. Evet, o da görmüş. Atatürk de görmüş. Aynı gün, aynı gece. Yani şuraya geliyorum, bağlamak için söylüyorum. Neden Fevzi Çakmak Mareşal oldu da İsmet İnönü de var? Değil mi? Fevzi Çakmak'ın ismini tarihte var mı muharebe? Birinci İnönü muharebesi, ikinci İnönü muharebesi. Hadi şunu yorumunu yapabilirler ya kavgalıydılar da ondan mı? Hayır. 23-25 arası alakası yok. En iyi oldukları dönem İsmet Paşa ile Atatürk'ün. Neden o Mareşal olmuyor? Mareşallık, liderlik bu şekilde aktarılıyor Türklerde. Dediğim gibi bunların detaylarını ayrıntısıyla yazacağız. Peki biz Hilal'in şövalyelerine dönecek olursak, Rönesans'ın ardından Hilal'in şövalyeleri nasıl bir yol izledi? Nasıl katkıda bulundu Türklere? Şöyle, Hilal'in şövalyelerinden bir kısmı Türkiye'nin kurucuları arasına giriyor. Bakın bunlar işte bahsettim ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında bunlar. Bak bunların hepsinin belgesi var. Dediğim gibi kardeşim Ozan Aydın bunları ayrıntısıyla yazacak. Bu ikizime havale ettim o konuları. Çok ayrıntılı şeyler. Bakın bunu ilk defa söyledim. Mesela Türk devam mı ediyor? Türkiye'de bir de nasıl falan. Bunun açık ve net belgesi var elimizde. Yani sürekli konuşuyoruz. Tarihe mutlaka böyle temas ettikleri önemli noktalar var ve siz bunu biliyorsunuz. Rönesans'tan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna kadar Hilal'in, şövalyelerin tarihte oynadığı rol nedir? En önemli rolü söylüyorum şimdi. Dedi ki ellerinde bir kitap var. Bakın ilk kez bunu açıklıyor. Sırlı bir kitap. Evet. Var bunun. Bu kitapta dedi ki Odin var. Odin ismi geçiyor. Odin. Yani İskandinav mitolojisindeki Odin. Aynen. Odin. Bizim Oğuz Kağan dediğimiz işte Mezopotamya'da Zülkarneyn'de çift başlı şeyle bilinen, Zülkarneyn bilinen. Bakın öyle bir önemli bir şey söyleyeceğim ki şu anda. Şimdi meşhur Blavatsky var. Ossendowski var.
Bunların ötesinde de bunlardan sonraki isimler var. Bunlar ne diye biliniyor? Teozofi. Teozofinin en temel miti, en temel şeyleri, argümanlarından birisini burada da çok anlatılıyor değil mi? Agartha, Şambala. Şambala. Bizim kan babamız onun Şambala değil Kambala olduğunu yazdı. Onun aslı Şambala değil, Kambala. 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 Bakın, Oktan Keleş'e atıf ettim. Selam Kambala olsun diye yazdı. Kambala. Kambala. Kambala diye yazdı ama şimdi biz Oktan Keleş yazdıktan sonra durmuyoruz. Onun yazdığı her satırı didik didik araştırıyoruz. Kambala ismi Şambala'ya atfen kullanılmış kaynağı var. Bakın elimizde duruyor. Neyi temsil ediyoruz? Şimdi devam edeceğiz. Şimdi Agartha Şambala ya da işte ne dedik? Şambala değil ki, ismi Kambala. Agartha'nın ismi de Agartha değil. Şimdi belgesini gösterelim. Bakın. Louis Jacolliot. Blavatsky'den önce yaşamış bir isim. Ossendowski'den önce yaşamış bir isim. Teozofist değil. Agartha ismini ilk kullanan kişi, yalnız bir harf farkıyla, dünyanın kralının yaşadığı yer vesaire falan falan falan. İsmi söylüyorum, kullandığı ismi. Bu kitapları, bunlar da kaynaklarında biz belirteceğiz. Asgartha. Oradaki S'yi kaldırmış da Blavatsky, Ossendowski güzel bir operasyonla, hani bakın yine ilk programa atıf yapacağım. Nasıl o bizim tabiat dinini meselesi, nasıl masonlar kendine doğru yedirdiyse, dedik ya masonlar kendine doğru bunu yedirdiler. Asgartha yazmış adam. Tek harfi çekiyor oradan bir operasyon neticesinde. Ossendowski, Blavatsky. Ne yapıyor? Agartha yapıyor. Ya Agartha diye bir kelime kullanılmamış daha önce. Asgartha diye bir kelime kullanılmış. Bunu ilk kullanan kişi burada. Ve diyor ki bu Odin kaynaklı. Göstereyim size oradan. Yok, ikinci sayfa. Ölmeyeyim ben sizi. Bu Odin kaynaklı olduğunu söylüyor Jacolliot. Blavatsky ne yapıyor? Hindistan'da bilmem ne kişisinden duydum ki Agartha diye ülke varmış. Yok ya. Asgartha ilk yazan kişi burada. Ve kaynağı İskandinavya olduğunu söylüyor. İskandinavya olduğunu söylüyor. Louis Jacolliot. Hilal'in şövalyesi kendisi. Belgesi var. Çok önemli bir... Daha önemlisini söyleyeyim. Ne Asgartha önemlidir, ne Kambala önemlidir. Niye biliyor musunuz? Diyor ki İskandinav kaynakları, bak bunları yazdık. İskandinav kaynaklarında geçen şu. Asgartha diye bir ülke var. Kambala diye, işte Şambala diye çevirdikleri ülke var. Ama Odin bu iki ülkenin de başında değil. Odin başka bir yerin başında. Bu ikisinin üstünde bir isim var. İsmi söylüyorum. İskandinav kaynaklarını her türlü evet. Türkland. 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 Land İskandinav dilinde iyelik eki anlamına geliyor. Türkiye ait olan yer. Türkiye ait olan yer var ve bunlara bağlı çalışan Asgartha ve Kambala. Kambala var. Ve Odin Türkland'ın başında. Odin. Orada. Blavatsky ve ekibi, ya da Ossendowski ve ekibinin neyi örttüğünü, masonluktaki peygamberlik meselesi gibi buradan çıkıyor. Bir operasyonla teozofist öğretiler Blavatsky neticesinde ortaya çıkıyor kısacası. Hilal'in şövalyeleri ne yapıyor? Asgartha'yı yayıyor. Bu bilgiyi yayıyor. Bir harf düşürüyorlar Agartha. Ya da daha önemlisi Türkland yok ortada. Nerede Türkland? Türkland hiç yok ortada. Türkland yok ortada. Türkland neresi? Türkiye ait olan yer demek. Bakın buradan söyleyeyim. Aytunç Altındal Türkiye'nin adını ilk Keltler koymuştur diye bir program yapmıştır. Evet. Keltler koymamıştır. Aytunç Hoca bazısını dönemin şartları gereği söylüyordu. Bazısını söylemiyordu vesaire vesaire.
Siz yıllarca beraber çalıştınız. Onunla da. Yıllarca demeyelim. Ben 2 sene 3 sene kadar görüştüm. Türkiye'nin adını Keltler koymadı. Türkiye'nin adını bizzat koyan Odin'dir. Bu da İrlanda kroniklerini affediyor ya Aykınçoğlu. Orada Türkland diye geçiyor. Türkiye J ile Y diye geçmiyor. Bakın onların resimleri elimizde. Türkland diye geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Hilal'in şövalyesi ne yapmış? Hilal tarikatı, Hilal'in şövalyeleri bu tip bilgileri yaymış. Türklük öğretilerini yaymışlar. Odin'in öğretisini yaymışlar. Yön vermeye çalışmışlar. Her defasında yön vermeye çalışmışlar. Buna karşılık ne olmuş? Karşı taraf da operasyonu yapmış. Karşı taraf ne yapmış? Blavatsky, işte Ossendowski, sözde birbirinden bağımsız gibi isimler çıkartılmış. Ki bu karşı tarafında onlar konseyi diye bir özel bir yapılanma. Bu yapılanmanın içerisinden emir alan kişiler bunlar. Bakın tüm algı yıkılıyor. Blavatsky, teozofi öğretilerin başı değil. Ossendowski şöyle yapmış. Bunlar da değil. Bu kadim öğretileri... Yani bilinçli bir şekilde kadim öğretilerin, evet, üstü kapatılarak hafif müdahalelerle yalan yanlış başka bir yöne mi çevrilmiş? Aynen daha öyle. Başka yöne çevrilmiş. Çevrilmesi ama sorun değil. Buna bizim karşı bunu, mücadele edenler de Hilal Şövalyeleri. Biz, evet, biz bunu bilmememiz sorun. Olabilir. Karşılar çalışmış ki buna göndermeye çalışmış onlar. Onun işi o zaten. Onun işi o zaten. Biz niye bilmiyoruz kardeşim bunu ya? Bizim tarihimizde Fatih Sultan Mehmet Kaiser ünvanını kullanıyor. Kullandı da orada da ona göre bir yapı da var. Peki ya bu noktada Odin'in Türk öğretilerinin içinde sıkça adı geçiyor. Vikinglerle Türkler arasında bir akrabalık mı var? Akrabalık var. Vikingler İskandinavya'daki bütün kavimlerin Odin'le bir bağı var. Uzaktan da öğretisi, daha doğrusu bakın Odin'le bağ olması önemli değil ki. Odin'in öğretisiyle bağı var. Niye? İşte Kur'an'da ayet Zülkarneyn ne yaptı? Yecüc ile Mecüc'e set yaptı. Yecüc ile Mecüc nasıl bir varlık ki demirle bakırın bilmem katranın karışımından doğacak bir şeyden etkileniyor. Şimdi bunu böyle düşünce şöyle oluyor. Bunlar fiziksel varlık. Fiziksel varlıksa Zülkarneyn'de demirden bir şey yapmış, üstü, altına katran, üstüne demiri eritmiş. Demirden bir set yapmıştır. Yecüc'le Mecüc'le şey yok ya, hani geçemiyor. Bakın dalga dalga gelecekler diyor Yecüc Mecüc ayetinde. Bugün kuantum teorisinde ne var? Hem parçacık gözüküyor hem dalga fraksiyonunda gözüküyor. Bakın dalga dalga gelecekler diyor. Zülkarneyn'in setti ne oluyor? Yecüc'le Mecüc nokta değil, dalga fraksiyonunda gözüken varlıklar. Bu durumda set de işte böyle çıkarttık set değil. Mesela Hilal Şövalyeleri'ne bir örnek vereyim yaptıklarında. Bir maddeden bahsediyor. Reinbach diye bir adam var. Alman. Diyor ki bir madde var ki insan vücudunda, ben bunu deneysel olarak buldum. Bu maddenin ismi Odik. Odin'e binaen veriyorum diyor bu maddenin ismi. Ne bu? Bir canlılık maddesinden bahsediyor. Diyor ki bu madde Reinbach, bakın bunu araştırsınlar görsünler. Bir diyor cansız bir şey bu maddeyle iletişime geçtiği anda o madde canlılık kazanıyor diyor. Bu maddenin ismi diyor Odik ve bunu Odin'e binaen verdim diyor. Şimdi Zülkarneyn ile kıyaslasınlar. İşin nasıl derinlerde olduğunu anlaması için. Mesela bakın Kur'an'da yine ayet. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan inerken Samir'e diyor ki işte ben elçinin izinden aldım falan. Ortada bir ceset var. Ceset canlanıyor. Kur'an'da izi var kadim öğretileri. Bir madde var. Canlılık veren bir madde var. Ve bu maddeyi kullanmış ceset böyle de kalmış. Ölüye bile can veriyor yani. Ölüye bile can vermiş. Canlılık kazandırmış. Bilinç değil, canlılık. Şuur değil, canlılık. Şuur farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun gibi Hilal'in şövalyelerine ait çok örnek var. Kısacası şu, Hilal'in şövalyeleri, açıkladığımız Hilal'in şövalyeleri sadece elinde kılıç tutan ya da sadece alimlik yönü olan bir teşkilat değil, bildiğiniz kompleks
yapıda olan, hem kılıç kullanan, hem alimlik derecesi olan, hem de kadim öğretileri sonuna kadar bilen insanlardan oluşan bir yapı. Bilim insanları, düşünürler, alimler ve aynı zamanda eli silah tutan büyük silahşörler. Aynen öyle. Tapınak şövalyelerini sürekli anlatıyoruz ya. Tapınak şövalyelerinin karşısında da bir yapı var yani, değil mi? Tabii ki de bir yapı var ve bunu açıklanmayan yapıyı işte ilk kez açıklıyoruz. Bu yapı önemlidir. Bunun belgelerini yayınladık. Bilinsin. Tapınakçıların karşısında Hilal'in şövalyeleri var. Aynen öyle. Yani kökeninde ta işte Horasan'a gitti. Türkler Horasan'da teşkilat kurdu. Batı'da nerede? Biz yokuz demesin Türkler. Batı'da da hala. Batı'da da hala bugün dahi var. Türkiye'nin kurucuları arasında da oldular. Batı'da da bir Türk teşkilatı var. İsmi de Hilal'in şövalyeleri. Teşkilat hayatta diyorsunuz. Evet, yani. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı. Dostlarımız, sizler de bizi izlediniz. Bize kıymet verdiniz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.